Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konuyu konuşuyor olacağız. Dolar TL'yi inceleyeceğiz. Hem teknik kısımdan inceleyeceğiz ama bu tabii ki bizim için ikinci planda olacak. Ana ve temel planda inceleyeceğimiz nokta GES ve BDDK'nın sunduğu yaptırımlar, bunların dolara etkileri ne olacak, ne olmayacaktır ve başlıkta da gördüğünüz gibi eğer tüm yatırımlar buysa, geçmiş olsun, dolarda yeni zirvelerin yakın olduğunu çok güzel bir şekilde rasyonel verilerle sizlerle birlikte konuşuyor olacağız. Bunun için 8-9 tane önemli madde sıraladım. Hepsini sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağız. GES'in etkilerini konuşacağız, BDDK'nın yaptırımlarını konuşacağız, enflasyonu konuşacağız, yaz aylarını konuşacağız, zirveleri yine konuşuyor olacağız sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle birinci maddemizde enflasyon ile mücadelede PDDK kredi adımını attı. Bunu biliyoruz. Zaten açıklamaları da okuduk. Şimdi bunun etkilerini öncelikle konuşalım. Çok detaylarda boğulmak bizim için çok fazla çalışmıyor. Her zaman söylediğim gibi teknik analizi anlatırken de bir indikatörün nasıl kullanıldığını öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl hesaplandığını değil. Çünkü bu bizim için daha işlevsel olacaktır. Şimdi kredi adımını attı. Bu borçlanmanın önüne bir set koyucu bir yaptırımdır. Bu da gidişatı yani enflasyondaki gidişatı tabii ki azaltsın istenir. Azaltıcı bir etkisi olacak mıdır? Tabii ki olacaktır ama bunlar çok minimal düzeylerde kalacaktır. Çünkü enflasyon asıl sebebi arz talep dengesizliğinden değil, MİM'lerin dövize bağlı olmasından kaynaklanıyor. Yani biz burada BDDK'nın yaptığı yaptırıma baktığımız zaman kredi almayı biraz daha zorlaştırmaya çalışıyoruz ki içeride çok fazla talep olmasın. Para çok olursa çok talep olur, çok talep olursa da enflasyon artar. Basit mantığını zorlaştırabilmek için talebi azaltmaya, talebi azaltabilmek için de o talebi sağlayacak nakit akışını zorlaştırmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu yapılabilir ve çalışır bir maddedir, bir yaptırım fakat gücü etkisi çok yüksek vesaire olmayacaktır. Tekrar ifade ettiğimiz gibi çünkü enflasyonun asıl nedenlerinden biri veya en önemli nedeni diyelim, mamullerin döviz'e bağlı olmasıdır. Ha sıfır etki eder değil tabii ki etki eder ama beklediğimiz kadar etki eder diyemiyoruz. Büyümeyi aşağı çekeceğini bir miktar görebiliyoruz. Enflasyonu da evet sınırlı bir şekilde artıracaktır. Fena sayılmayan dövizin önünde baktığımızda fena sayılmayan bir ama büyümeyi de azaltacak. Bu açıklanan ges birazdan sizlerle birlikte gesi de konuşacağız önce öncelikle BDDK'nın yaptırımından şöyle kısaca bir bahsetmek istedim. Sonra sizlerle birlikte GES'i de konuşacağız. Bu GES içerisindeki hamleleri de sizlere anlatacağım. Özellikle getiri kısmında size anlatacağım ama şunu da yine bilmemiz gerekiyor. Tabii ki GES de hazineye binen bir yüktür. Bunu çok net olarak bilmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız ben herhalde 7-8 Haziran tarihleri itibariyle şu civarlardayken bir video çekmiştim. Dolardaki yükseliş son bulacak diye. Şuralarda bir yerdeydi. Ben çektikten sonra şöyle ufak bir artış olmuştu. Tam tarihi hatırlayanlar bakabilir. Ufak birkaç yüzdelik artış oldu. Sonrasında ise 10-15 gündür bir yatay Bant içerisinde kaldı O videonun başlığı bildiğiniz gibi Dolardaki yükseliş son bulacaktı Dolarda bir düşüş yaşayacağız değil Dolardaki yükseliş son bulacaktı Çok şükür ki yaptığımız analiz doğru çıktı ve 10-15 gündür Dolardaki bu yükseliş Görece miktarda son buldu ve yatay düzlemde Kalmaya devam ettim Şimdi buradan şunu anlatmak istiyorum sizlere Geçen videomda yani ortalama 10-15 gün önce çektiğim videoda doların yükselişi son bulacak diyordum. Şu anda ise dolar bu yaptırımlar kalırsa yeni zirveye gidecek diyorum. Yani şunu anlamanızı istiyorum ki finans ve borsa kanalı içerisinde hiçbir siyasi görüşe bağlanılmadan, saplanılmadan sadece ekonominin normları, verileri bizlere neyi söylüyorsa o yorumlanacaktır. O zaman doların çıkmayacağını veya yükselişinin son bulacağını düşünüyordum. Bu şekilde bir video oldu. Bugün bu yaptırımların yetersiz olduğunu birazdan da konuşacağız detaylarla ve doların yeni zirvelere gideceğini düşünüyoruz bu video olacak. Yani burada Ekonomi bizlere neyi söylüyorsa, bilim dalı olan ekonomi bizlere neyi söylüyorsa onun analizini yapacağım. Tamamen apolitik olarak bunu size ifade etmek istiyorum. Şimdi hemen devam edelim. Bu görüşü de aktardıktan sonra sizlere devam etmek istiyorum. Gesin sizlere aslında şartlarını, iç dinamiklerini vesaire anlatmayacağım. Çünkü bakın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesine gittiğiniz zaman burada 10 soruda bize gelir endeksi devlet iç borçlanma senedinin e, detaylarını anlatıyor. Aynı zamanda yine gidip e, arama kısmından da gelir endeksli bu senedin detaylarını, incelemelerini kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle bu 10 soru kısmında iyi olmuş. Daha net anlayabilme açısından bizlere yardımcı oluyor. Tamam. Biz burada ana maddeleri göreceğiz. Birincisi bir sonraki aydaki ihraçta aynı şartlar olmayabilir. Mesela gerçek kişilerden tüzel kişilere geçebilir. İşte farklı burada düzenlemeler gelebilir. Belki oranlar artar. Belki azalır vesaire. Farklı konular olabilir. Özellikle kapsamı genişleme noktasında bazı durumlar gerçekleşebilir. Bunu da belirtelim. Şu anlık sadece bireysel yatırımcı olduğunu biliyoruz ve stopaj oranının %0 olduğunu biliyoruz. Çeşitlilik olması açısından böyle bir en enstrümanın çıkartılması mantıklı olabilir. Ama sağlam getiriyle darbe vurma kur korumalı mevduat hesabı kadar veya onun üzerinde bir etkisinin olma imkanının olmadığını görüyoruz. Çünkü asıl söyleyeceğimiz noktaya geldiğimizde getirisine baktığımız zaman ortalama diyelim işte artı eksi 1 2 koyabilirsiniz. %25'lik bir getiri vaat ediliyor. Bu enflasyon oranları içerisinde %25'lik bir getiri çok ciddi bir etkiyle işte doları 15 liraların 13 liraların altına falan çekemez. Hatırlarsanız ben sizlere yeni çıkacak enflasyon endeksli. Enstrüman olursa doları kur korumalı mevduattan çok çok daha fazla geri çeker demiştim. Hatta şöyle bir e, günlük grafik açtığımız zaman şunu söylemiştim geri alayım hemen. Burada 18 liralara dayanan doları 10,5 liralara kadar indirdi. Burada da 17 liralara dayanan doları 12 liraların altına indirir ve 13 liralar civarında bir miktar tutar demiştim. Ama bizim beklediğimiz şey bu asla ve asla değildi. Neydi bizim beklediğimiz şey? Süper bonoydu. Süper bono veya enflasyon üstü getiriyi vaat bir yatırım enstrümanıydı. Şimdi bununla herhangi bir alakası olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü ortalama %25'lik bir getiri kupon ödemeleri var onlar vesaire ama bizim ana noktada bakacağımız ortalama %20 25'lik bir getiri sunuluyor Şu enflasyon ortamında Kur koru mevduat gibi bir seçenek varken Kıymetli madenler gibi bir seçenek varken işte Borsa gibi bir seçenek varken yüzde 25 getiriye Tamam okey diyecek bir Yatırımcı çok fazla yok o yüzden de çok yüksek bir etki sunmayacağını düşünüyorum Her ne kadar içeriği bir miktar revize edilse de Genişletilse de kapsamı güzelleştirilmeye çalışsa da Bu etki Çok ciddi bir etki yapmayacaktır yapamayacaktır Bu yüzden video başlığında Tüm yaptırımlar buysa Yeni zirveler yakın diyorum. Eğer bunun üzerine yeni yaptırımlar, yeni enstrümanlar çıkarsa senaryo değişebilir. Ama yaptırımlar bununla sınırlı kalırsa maalesef ki herhangi bir şekilde doları ciddi dizginleme veya zaman kazanma açısından bir anlamı olmayacaktır. Şimdi tekrar şuraya gelelim. Zaman kazanma dedim. Onu biraz irdeleyelim. Bunların hepsi kur korumalı mevduatta geste sonuç olarak hazineye binen bir yüktür. Ve bunun amacı aslında Zaman kazanmaktır biz burada belli bir miktar Zaman kazanırız mesela hemen kur korumalı Mevduattan bakalım doları düşürüyoruz Sonra da işte birkaç ay boyunca Birkaç ay diyelim hatta 1-2 ay civarında 40-45 gün kadar diyelim yataya Bağlıyoruz bu zaman kazandığımız noktada doğru Hamleleri doğru ekonomik hamleleri Ve reformları yaparsak doları kalıcı Olarak bu seviyeye getiriyoruz üretimimizi Arttırarak döviz gelişini ülkeye Doğrudan yapmayı başarabilirsek de Bu süreç içerisinde kalıcı hale getirmiş Ve düşüşü de e, sağlatmış oluyoruz Şimdi gelelim yeni zirveler yakındır sözünün içerisindeki yakın kısmını inceleyelim ki burada da detaylı bir incelememiz olmuş olsun. Dediğim gibi bu çıkan gez bizi çok tatmin etmiyor. BDDK'nın yaptığı yaptırımda evet bir miktar etki edecektir. Etkisiz diyemeyiz ama bizim için çok kalıcı sağlam bir darbe vuracağını ne GES tarafında ne BDDK'nın yaptırımı tarafında göremiyoruz. Ve süper bono hayalimiz de bitmiş oluyor. Neydi her zaman piyasalar beklentiyi ve geleceği yorumluyorlardı. Bizim süper bono diye bir beklentimiz vardı ve o yüzden çok ciddi çıkışları aslında göremiyorduk. Şu andaysa eğer ki dediğim gibi tekrardan tüm yaptırımlar buysa yeni enflasyon üstü getirili yaptırımlar olmayacaksa beklenti de bittiği için döviz tarafında çok hızlı ataklar ne yazık ki görebiliriz. Bu bizi üzer ama ne yazık ki görebiliriz. Ha ama tekrardan yaptırımların bunun kadarla sınırlı olmadığını söylerse Nurettin Nebati Sayın Bakan Nurettin Nebati bunu söylerse o zaman tekrar bir beklentimiz olacak. Tekrar bir süper bono tırnak içinde söylüyorum bunu. Süper bono beklentimizin olabileceği için bir miktarda yatayda kalırız ama hepsi bu kadar sadece gesin üzerine eklenecek, gez geliştirilecek denirse çok yüksek etkilerin olmasını bekleyemeyiz. Fakat burada bir nokta var tabii ki yaz aylarında her zaman söylediğimiz gibi genel ekonomik normlara döndüğümüzde yaz aylarında enflasyonun göreci olarak diğer aylara göre düşüş sağlayacağını ve aynı zamanda yazda turizm ülkesi olarak geçtiğimiz için ve yazında ülkeye döviz girişi olacağından bir miktar burada doların yine hafif yatay yükselen ve ani sıçramalarını biraz daha ertelediğini görebileceğiz. Bu muhtemelen Ağustos ayı sonlarına doğru yeni bir yap yaptırım veya bir seçim kararı gibi ekstrem olay çıkmazsa Ağustos sonlarına doğru ki bayramdan sonra yavaş yavaş hızın arttıracağını Ağustos'tan sonrasında ise çok hızlı zıplamalarla yeni zirvelere gidebileceğimizi görüyoruz. Çünkü hem yazın düşüş enflasyon etkisi azalacak hem döviz girişi azalmış olacak ve yine kış tarafına geçtiğimizde veya sonbahar tarafına geçtiğimizde bu Ağustos sonu Eylül gibi hızlanmaların enflasyondaki hızlanmalarla birlikte aynı zamanda kurlardaki hızlanmaların da gerçekleştiğini görebiliyor olacağız. Tekrar ifade ettiğim gibi umarım asıl yaptırım gerçek reformlarla kalıcı hale getirilmeye çalışır bu doların gidişatı veya düzenlemesi. Ama biz GES için bu videoda yorum yaptığımızda ki normalde videolarımızda uzun vadeli değil daha orta kısa vade yorumlamaya çalışıyoruz sizler için. Eğer ki tüm yaptırımlar buysa dolarda yeni zirvelerin yakın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunun üzerine ekstra enstrümanlar çıkarsa veya ekstra güncellemeler çok ciddi manada gelirse süper bono tarzı enflasyondan bizi koruyabileceğini düşündüğümüz enstrümanlar gelirse bu sefer dövizden de kıymetli madenlerde de endekslerinde çıkışların olduğunu ve bunun bu yeni enstrümana geçeceğini ve bunun da dövizi epey düşürüp bir miktar burada tutacağını öngörebiliriz söyleyebiliriz ama şu an böyle bir nokta yok. Eğer tüm yaptırımlar buysa dolarda yeni zirvelerin yakın olduğunu düşünüyorum. Yeni bir gelişme olur. Tersini düşünürsem yine videolarla size ifade etmeye çalışacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olarak ve beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.